Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, el-hükmü salis, yani ayetlerden çıkarılan üçüncü hükme gelmiştik. Üçüncü hükümden itibaren devam ediyoruz. Ma huve seferul mubihu lil iftar. Yani oruçlu bir insanın iftar etmesine mubah kılan yolculuk nedir? Ve emme seferul mubihu lil iftari. İftar etmeyi mubah kılan yolculuğa gelince, fekad ihtelefel fukaha'u, fıkıh alimleri ihtilaf ettiler. Fihi, bu konuda. Bade ittifakihim ala ennehu, şu konuda ittifak ettikten sonra, la budde en yekune seferan tavilen ala ekvalin, uzun bir yolculuk olması gerekir. Galel evza'i, evza'i dedi ki, es seferul mubihu lil fıtri mesafetu yevmin. Evet, iftar etmeyi mubah kılan yolculuk bir günlük mesafe yolculuğudur. Ve gale Şafii'yü ve Ahmed'ü, İmam Şafii ve İmam Ahmed ise bu konuda şöyle dediler. Ve mesiratu yevmeyni ve leyleteyni. İki gün ve iki gece mesafesindeki yolculuktur. Ve yukadderu bisittete aşara fersahan. Evet. 16 fersah olarak da bu takdir edilir. Ve gale Ebu Hanife ve Sevri, Ebu Hanife ve Sevri de bu konuda şöyle dediler. Mesiratu selaseti eyyamin bileyaliha. Evet. 3 gün, 3 gece mesafesidir. Ve yukadderu bi erbate erbaten bi erbatin ve ışri nefersahan. 24 fersak olarak takdir edilir. Hüccetül Evzai, Evzai'nin delili şöyledir. Enne sefera egallü min yevmin, bir günden az olan yolculuk, seferun gasirun, kısa bir yolculuktur. Fakat kad yettefikul lil mukimi, mukim olan bir kişiyle ittifak etmektedir. Vel galibu ennel müsafira, genelde yolcu olan kişi, vellezî lâ yetemekkenu miner rucû' ilâ ehlihi fî zâlikel yevm, o günde ailesine geri dönemez. Felâ budde en yekûne ekallu müddetin lisseferi yevmin vâhidun, o zaman hatta yubâhe lehul fıtr, yani eğer bir Müslümana İftar etme mübah olması için en azından bir gün müddetinde olması gerekir. Bir günden az olmaması gerekir. Evet. Hüccetü Şafii ve Ahmet, İmam Şafii ve İmam Ahmet'in delilleri de şöyledir. Evvelen birinci olarak enne sefere şer'iyye, şer'i dini manadaki sefer, yolculuk, huvellezî tugassaru fîhî salâtu, namazın kısaltıldığı yolculuktur. Ve tabul yevmil vahid, bir günün yorgunluğu, yeshulu tahammuluhu, yani onu tahammül etmek kolaydır. Amma idâ tekerrarat tabu fil yevmeyni, evet, bu yorgunluk iki gün devam ettiği zaman, tekrar ettiği zaman, fe innehu yeşukku tahammuluhu, o zaman onu tahammül etmek zorlaşır. Fe yunasebu er ruhsatu, o zaman ruhsat buna münasip olur. Saniyen, ikinci olarak ma ruya anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi ki o şöyle buyurmuştur. Ya ehle Mekke'te, ey Mekke ehli, la taksiru fi edna min erbati burdin min Mekke ila Asfan. Evet, ey Mekke ehli, Mekke'den Asfan denilen mevkiye kadar
dört burtten daha az bir yolculukta namazı kısaltmayınız demiştir. Kale ehlül luga, ehlül luga da şöyle demiştir. Ve kullu beridin, her berit, erba ferasih, dört fersaktır. Feyekunu mecmu'uha, toplamı, sittete aşara fersakan, 16 fersah olmaktadır. Salisen, üçüncü olarak, maruye an ata, ennehu gale, İbni Abbas'in, Ata'dan rivayet edildiğine göre o İbn Abbas'a şöyle demiştir. Ugassiru ila Arafe, Arafat'a kadar yolculuk ettiğimde namazı kısaltayım mı? Fegale la, hayır dedi. Fegale ila Merriz Zahran, Merriz Zahran'a kadar gidersem namazı kısaltayım mı? Fegale la, hayır dedi. Velakin Ugassiru ila Cidde, Cidde'ye gidersem namazı kısaltayım mı? Ve Asfan ve Taif, Asfan ve Taif'e. Galel Kurtubi, Kurtubi dedi ki Velledi fil Buhari, Buhari'deki rivayete göre Vekane İbni Umar, Abdullah bin Ömer ve İbni Abbas, Abdullah bin Abbas yuftirani iftar ediyorlardı ve yugassirani fi erbati burdin, dört burtte namazı kısaltıyorlardı ve iftar ediyorlardı ki dört burtte ve hiye sittete aşere fersahan, 16 fersah etmektedir. Ve hâzâ huvel meşhuru min mezhebi Malik'in rahimullah, işte bu İmam Malik'in meşhur görüşü böyledir. Ve kad ruviye en an anhu ennehu gale, nitekim şöyle dediği rivayet edilmiştir. Egalluhu yevm ve leyle, en azı bir gün ve bir gece. Vestedelle bir hadis, şu hadisten delil getirdi. La yihillu limraatin tu'minu billahi vel yevmil ahiri, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadın için helal değildir. Tusafiru mesirate yevmin ve leyle, bir gün bir gece yolculuk etmesi. İlla ve ma'aha zu mahremin, ancak yanında bir mahremi olduğu halde yolculuk yapabilir. Ravahul Buhariyyu, Buhari bu hadisi rivayet etmiştir. Hüccetü Ebi Hanifete ve Sevri, Ebu Hanife ve Sevri'nin delilleri de şöyledir. Evvelen birinci delilleri, vahtecce Ebu Hanifete, Ebu Hanife delil getirdi. Bi enne kavlehu teala, Allah-u Teala'nın şu ayeti kerimesi, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ, evet, sizden kim ayı, Ramazan ayını görürse oruç tutsun, يُجِبُ السَّوْمَ, orucu farz kılıyor, gerekli kılıyor, وَلَكِنَّا تَرَكْنَاهُ فِي الثَّلَاسَةِ الْاَيَّامِ لِلْاِجْمَا عَلَى الرُّخْسَةِ ف۪يهَا, evet, biz 3 gün için terk ettik ki bu konuda icma olduğu için, ama fî mâ dûneha, yani 3 günden az olan zamanlarda ise fî muhtelefun fîhi, o konuda ihtilaf vardır. Fe vecebe savmu ihtiyaten, o zaman ihtiyati olarak oruç tutmak vacip olur. Saniyen, ikinci olarak, ikinci delilleri, vahtecce bi kavlihi aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in şu sözünden delil getirdiler. Yemsehul mukimu yevmen ve leyle. Mukim olan bir insan, bir Müslüman, bir gün ve bir gece mesin üzerine meseder. Vel musafiru, yolcu ise felasete eyyamin ve leyaliha, 3 gün ve 3 gece mes üzerine meseder. Fakat ceale şari'u, şari illetel meshi, meshin illetini selasete eyyam, 3 gün olarak belirlemiştir. Es-seferu ve ruhasu la tulemu illa mineşşer, ruhsatlar ise ancak şeriattan bilinir. Fe vecebe itibaru selas seferan şer'iyen, dolayısıyla şer'i bir sefer için 3 gün itibar edilmesi gerekir.
Salisen üçüncü olarak ve bu kavlihi aleyhissalatü vesselam Peygamber Efendimiz'in şu sözü La tusaferu mer'etun fevga selasete eyyamin bir kadın üç günden fazla bir yolculuk yapmasın illa ma'aha zu mahremin ancak yanında mahremi olursa o başka. Fetebeyyene bu açıkça şunu göstermiştir ki enne selasete kad tealleka biha hukmun şer'iyyun üç günlük yolculuk şer'i bir hüküm bağlı olmaktadır. Ve gayraha lem yeteallak ve bunun dışındakiler herhangi bir şey taalluk etmemektedir. Fe vecebe takdiruha fi ibahetil fıtrı o zaman iftarın mubah olması için de bu efendim miktarın bu kadar yolculuğun gerekli olması uygundur. Gale ibnül Arabi fi tefsirihi ahkamul Kur'an Ahkamul Kur'an adlı tefsirinde İbn-i Arabi dedi ki ve sebete anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğuna göre şöyle buyurmuştur. La yehillu limraatin tu'minu billahi vel yevmil ahiri Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir bayan için helal olmaz. En tusafira mesirate yevmin ve leyletin bir gün ve bir gece yolculuk etmesi. İlla ve ma'aha zu mahremin ancak yanında bir mahremi olursa başka. Ve fi hadisi seferi selaseti eyyam üç günlük yolculuğu ifade eden hadis Fera'a Ebu Hanife Ebu Hanife şöyle düşünmüştür. Enne sefera yetehakkagu fi eyyamin yolculuk birkaç günde tahakkuk eder. Yevmün yetehammelu fihi min an ehlihi bir günde insan tahammül eder ve yevmün yenzilu fihi fi müstakirrihi bir günde karar kılacağı ikamet edeceği yere iner ve vel yevmül evsat o zaman orta gün vellezî yetehakkaku fihil seyr el mücerret sadece bir günlük yolculuktur. Feracülün ihtata ve zade, evet, bir adam ihtiyatlı davrandı ve artırdı. Ve racülün terakhasa, bir adam da ruhsatı kullandı. Ve racülün takassara, bir adam da süreyi kısalttı. Egulü, ben de diyorum ki, diyor Muhammed Ali Sabuni, Umurul ibadeti, ibadet işleri, yenbegî fîhâ el-ihtiyat, ihtiyatın gözetilmesi gerekir. Limâ sebete anhu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sabit olduğuna göre, mene'al mer'ete mine's-seferi mesirete selâseti eyyâmin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üç günlük yolculuktan bir bayanı men etmiştir. Ve sebete yevmün ve leyle evet bir gün ve bir gece böyle bir şey de sabit olmuştur. Ve kilahuma fis sahih. Her iki rivayette sahihtir. Liza kânel amelü bisselâsi ahvat. Üç günlük yolculuğun alınması daha ihtiyata uygundur. Feleallem mâ zehbe ileyhi Ebu Hanife'te yekûnu ercaha. Vallahu alem. Evet, Ebu Hanife'nin görüşü Allah daha iyi bilir, daha uygundur ve daha tercihe şayandır. El hukmur rabi'u dördüncü hükme gelince değerli arkadaşlar, helil iftaru lil maridi vel musafiri ruhsatun ev em azimetun hasta ve misafir için iftar etme İslam'da bir ruhsat mıdır? Ruhsat mıdır yoksa azimet midir? Zehebe ehlü zahir, zahiriler şöyle dediler. İlâ ennehu yecebu alel maride vel musafiri en yuftira. Evet, hasta ve yolcu olan kişinin mutlaka iftar etmesi vaciptir. Ve yesûmâ
iddeten min eyyamin ukar. Evet, tutamadığı günler sayısınca oruçlarını kaza etmeleri gerekir. Ve ennehuma levsama, eğer oruç tutarlarsa bu durumda olan insanlar, la yudzi'u savmuhuma, onların oruçları geçerli olmaz. Likavlih Teala, çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Femen kâne minküm meridan, sizden kim hastaysa, ev ala seferin veya yolcuysa, fe iddetün min eyyamin uhar, başka günlerde oruç tutsun. Vel mana fe aleyhi iddetün min eyyamin uhar. Yani bu ayetin manası, başka günlerde tutamadığı günler sayısınca oruç tutsun. Ve hâde yektadî el vücûb, bu da vacip olmasını gerektiriyor. Kavlihi aleyhisselam, çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Leyse minel birri es-siyamu fis-sefer. Evet, yolculukta oruç tutmak iyilik ve takva değildir. Ve kad ruviye hâda an bâdı ulema-i-selef. Tekin bu bazı selef alimlerinden rivayet edilmiştir. Ve zehebel cumhuru, evet, cumhur şöyle bir görüş ifade etmişlerdir. Ve fukaha'ul emsar, şehirlerdeki fıkıh alimleri, ila ennel iftara ruhsatun, evet, iftar etmek ruhsattır demişlerdir. Fe inşa'e eftara, eğer Müslüman dilerse iftar eder. Ve inşa'e same, dilerse oruç tutar. Ve istedellu bima yeli, şu delilleri getirmişlerdir bu görüşe. Evvelen, birinci olarak, galu dediler ki, inne fil ayeti idmaran takdiruhu, ayet-i kerimede mudmar olan, gizlenmiş bir şey vardır. Onun takdiri de şöyledir. Fe eftara fe aleyhi iddetun min eyyamin uhar. İftar eder ve ona o günler sayısınca oruç tutması gerekir. Ve huve nazir kavlihi teala, bu aynı şu ayet-i kerimeye benzer. Fekul nadrib bi asakel hacara, elindeki sopanı taşa vur dedik. Fen fecerat, ve ne yaptı? O taştan su fışkırdı. Ve takdiru, bu ayetin takdiri şöyledir manası. Fedarabe fen fecerat, ve taşa vurdu ve taştan su fışkırdı. Ve kezalike kavluhu teala, yine şu ayet-i kerime de böyledir. Femen kâne meridan ev bihi ezem min re'sihi fe fidyetun, ey fe halaka fe aleyhi fidyetun. Evet, başını tıraş eder ve ona bir fidye ödemesi gerekir. Vel idmaru fil Kur'ani kesirun, Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde silinen ve mudmar olan, gizli olan kelimeler çoktur. La yunkiruhu illa cahilun, ancak cahil olan insan bunu inkar edebilir. Vestedellu bima sebete anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sabit olan şu husustan da delil getirdiler. Bil haberil mustafidi ennehu same fis sefer. Peygamber Efendimiz'in seferdeyken oruç tuttuğu çok yaygın bir haberle ifade edilmiştir. Yine başka bir delilleri de, ve bir mezhebete an Enes'in kale, Hazreti Enes'ten rivayet edilen ve sabit olan şu ifadedir. Saferna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi Ramazane. Ramazan ayında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk ettik. Telem ya'ib es-saimu alel muftari. Evet, oruç tutan iftar edeni ayıplamadı. Velel muftiru aleh-saimi, iftar eden de oruç tutanı ayıplamadı. Ve galu, yine şöyle demişlerdir. İnnel marada ve sefera min mucibatil yusri, şer'an ve aklen. Evet, hastalık ve yolculuk akli ve şer'i olarak kolaylık gereklerindendir.
فَلَا يَصِحُ اَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْاُسْرِ Dolayısıyla zorluk sebebi olması doğru değildir. وَاَمَّا مَسْتَدَلَّ بِهِ اَهْلُ الزَّاهِرِ Zahiri ehlinin delil olarak getirdiklerine gelince مِنْ قَوْلِهِ aleyhisselam اَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسِيَامُ فِي السَّفَرِ Evet, yolculukta oruç tutmak iyilik değildir, takva değildir. فَاَذَا وَارِدٌ an sebebin خَاسٍ Bu özel bir sebeple ilgili gelmiştir, söylenmiştir. وَهُوَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ سَمْ رَعَى رَجُلًا يُزَلِّلُ Bir adamın gölgede bulunduğunu gördü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ziham aleyhi şididün ve çok şiddetli zahmet olduğunu gördü. Fese'ele anhu o kişi hakkında sordu. Neden böyle diye. Fekalu dediler ki saimun o adam oruç tutuyor. Ecehdehu el ataşu susuzluk onu zor durumda bırakmıştır. Ve fezzeker al hadis bunun üzerine Peygamber Efendimiz o hadisi o sözü söylemiştir. Gale İbnül Arabi, İbnül Arabi dedi ki fi tefsirihi Ahkamul Kur'an, Ahkamul Kur'an adlı tefsirinde şöyle demiştir. Fakat uziye ila kavmin bir kavme izafet edildi, nispet edildi. İn safera fi Ramazane gadahu Ramazan'da eğer yolculuk ederse kaza eder. Samehu ev iftarahu oruç tutsa da iftar etse de mutlaka kaza etmesi gerekir demiş. Ve hada la yaqulu bihi illa tu'afa al-a'ajim. Bunu ancak zayıf olan yabancı İslam dışındaki insanlar söyleyebilir. Fe inne cezalatel kavli ve kuvvetel fasahati taktadi takdir fe iftara. Evet. Kuvvetli bir fasahat ve akıcı bir konuşmaya sahip olan bir kişi eftaranın mukadder olduğunu ne yapar? Mutlaka bilir. Fakat sebette anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem es-savme fis-sefer kavlen ve fiilen tekin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hem sözlü olarak hem fiili olarak yolculukta oruç tuttuğu sabit olmuştur. Fakat beyyenna zalike fi şerhil sahih ve gayrihi Şerhü Sahih'te ve diğer kitaplarda bu hususu açıkladık. Evet, değerli arkadaşlar, El-Hükmü Hamisü, beşinci hükme geçiyoruz. Beşinci hüküm şöyle. Hel-Siyamu Eftalu Emil İftaru. Evet, oruç tutmak mı daha faziletlidir yoksa iftar etmek mi daha faziletlidir? Ve kad ihtelefel fukaha'u el-gailune بأن الإفطار رخصة في أيهما أفضل evet fıkıh alimleri iftarın ruhsat olduğunu söyleyen fıkıh alimleri hangisinin eftal olduğu konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ve zehebe Ebu Hanife ve Şafii ve Malik İmam Malik, Şafii ve Ebu Hanife şu görüşü ifade etmişlerdir. İlâ enne siyâme eftalu limen kavva aleyhi Evet, oruca güç getiren kişi için oruç tutmak elbette eftaldir. وَمَنْ لَمْ يَقْوِ عَلَى السِّيَامِ Oruca kuvvet bulamayan kişi için ise كَانَ الْفِطْرُ لَهُ eftal İftar etmek onun için daha eftaldir. اَمَّا الْاَوَّلُ Birincisine فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. En tesumu hayrul lekum oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyurmuştur. Ve amma sani ikinciye gelince felikavlihi teala şu ayetten dolayı yuridullahu bikumul yusra Allah size kolaylık murad ediyor. Ve la yuridu bikumul usra size zorluk dilemiyor. Ve zehebe Ahmedu rahimahullah Allah rahmet etsin İmam Ahmed şöyle demiştir. İlâ ennel fıtra eftalu ahsen bir ruhsati, ruhsatı almak suretiyle iftar etmenin daha hayırlı olduğunu söylemiştir. Fe innallâhe teâlâ yuhibbu en tu'ta ruhasahu, evet Allah Teala ruhsatlarının alınmasını sever,
ruhsatlarıyla amel edilmesini sever. Kema yuhibbu en tu'ta azaimuhu, azimetlerinin yapılmasını sevdiği gibi ruhsatlarıyla da amel edilmesini sever. Ve zehebe Umeru, Umer bin Abdülaziz radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. İlâ enne eftalehuma eyserahuma. Yani onların en faziletlisi, en kolay olanıdır. Alil mer'i, kişiye en kolay gelenidir. Et tercihu, bu konudaki tercihi şöyle ifade edebiliriz. Ve ma zehebe ileyhil cumhur, cumhur ulemanın görüşü daha tercihe şayandır. Hüvel ercehu, cumhur ulemanın görüşü daha racihtir. Li kuvveti edilletihim, çünkü delilleri daha kuvvetlidir. Bundan dolayı onların görüşleri daha tercihe şayandır. Vallahu Teala alem, elbette Allah Teala daha iyisini bilir, daha doğrusunu Allah bilir. Evet. El hükmü sadisü, 6. hükümde kalalım inşallah değerli arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki dersimizde bu kaldığımız yerden itibaren devam ederiz. Evet, bugünkü dersimizi şu duamızla bitirmek istiyorum. Allahümme fehimna esraral Kur'ani kema tuhibbu ve terda ve veffikna li hidmeti. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri ona hizmet etmede muvaffak kıl. Rabbim bizleri öğrendiklerimizle amel edip rızasına eren salih kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.